Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne sîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl hayri ve lev asîrâ. Uylemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâleh. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bisnedil muttasil en nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kal. Bihasab imri'in minel imani en yekule radiyitu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil islami dine sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyti ehli ashab etbaları rıdvanullahu teâlâ aleyhi mecmâinin bil cümle ahirete irtihar eden müminatın hafsaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erva için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bihasib mür'in minel iman. Bir kişiye mümin olmak için şunu söylemek yeter, kafidir. Söz olarak bunu söylemesi kafidir. En yekule raditu billahi rabben. Rabb'a Allah olarak razı oldum. Allah'a Rab olarak razı oldum. Yani o tektir, onun ortağı yoktur. Bu inançla Allah'ı Rab olarak kabul ettim, ona razı oldum. Ve bi Muhammedin Resulen, Muhammed'i de peygamber olarak kabul ettim. Yani onun peygamberliğini hak olduğuna inanıyorum. Ve bil İslami dinen, din olarak da İslam'ı kabul ettim, ona razı oldum. Yani onun hükmüyle, hükümleriyle dünyamı, ahiretimi nizama sokacağım. Başka dinlere inanmayacağım, onları kabul etmeyeceğim. İslam'ın hükümlerini kabul ettim, onlara göre hareket edeceğim. Bunları bir insan diliyle söyledi mi, Müslüman, ona Müslüman denir, iman sahibi kimse denir. Bunu söylediği zaman ona biz Müslüman hükmü, mümin hükmü uygularız. Ne demek yani? Onunla o bize tecavüz etmedikçe savaşmayız. Haksızlık etmedikçe ona karşılık vermeyiz. Onu insan kardeş gözüyle, hem insan hem kardeş gözüyle görürüz. Müslüman muamelesi yaparız. Bunu söylemek, diliyle söylemek bizim ona muamelemiz açısından yeterlidir. Malına dokunamayız, kanına dokunamayız, kanına dokunamayız. Diğer dünyevi hükümlerde de mümin muamelesi yaparız. Ama bunu bir de kalbiyle tasdiki eklerse o zaman gerçekten mümin olur. Cennete girecek mümin olur. Şimdi kalpleri, sırları Allah bilir. Biz, senin kalbinde, benim kalbimde, sen benimkini bilemezsin. Senin kalbinde geçenleri ben bilemem. Genelde böyledir. Kalbinden geçenleri bilenler var da onlar müstesna insanlar, Allah'ın lütfuna uğramış insanlar. Genelde böyledir. Kalplerdeki sırları Allah bilir. Biz zahire göre hükmederiz. Sırları Allah bilir. Onun için bunları söyledi mi, bunun Müslüman muamelesi yaparız. Yani buna gızalıp veririz. Alışveriş yaparken bir Müslümanla alışveriş yaptığımamış gibi hareket ederiz.
Fakat bu adam kalben bunu tasdik etmiyorsa o Allah'a kalmış bir şeydir. Öbür tarafta hava alır. Müslümanları bunu söylediği için kendine korumuş olur. Müslümanlardan bir şey, bir kardeş muamelesi gördüğü için onların himayesine ermiş olur ama kalben tasdik etmezse öbür tarafta cennete falan giremez. Kalben tasdik ederse hem bizim zahiren Müslümanların görünmesi, öyle görünmesi açısından Müslümanlara karşı mümin ve Müslümandır. Hem de Allah'ın yanında da mümindir ve cennete gider. Cennete götüren iman yani kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olandır. Aslında kalp ile tasdik imanın asli rüknüdür. Bir adam işte burada da görüldüğü gibi kalben inanmadı mı bu Allah bir, peygamber hak, İslam dinim diye bunu kalben tasdik etmedi mi gerçekten mümin olamaz. Allah katında o kafirdir. Zahiren muamele yapmamız için bunu dille söylemesi lazım. Yani bundan şu çıkıyor. Dinde imanın aslı kalben tasdik olduğuna göre tasdik olunca o mümin. Çok sıkıştık. Seni öldüreceğim dedi adam. Seni döveceğim dedi. Öyle bir ortamdayız. Sana işkence yapacağım dedi. Ben Müslüman değilim diyebiliriz. Kalben inanıp dururken esas temel kalple tasdik. Bu tasdik varken bu böyle bir tehlike anında dil ile ikrar zâid rükündür. Olmasa olabilir. Ki bunun örneğini tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden, hadislerinden çıkarıyoruz bunu. Ehl-i sünnet inancıdır bu. Ammar bin Yasir ve Sümeyye ilk Müslümanlardan Yasir ile Sümeyye'yi yakalamışlar ve putlara tapacaksın, Muhammed'in dininden ayrılacaksın demişler. Hayır demişler. Allah bir, Muhammed Resulullah. Onun üzerine kızgın kumlarda sürüklemişler ve iki deve getirmişler, her birine ikişer deve. Bir bacağını bir deveye, bir bacağını bir deveye bağlamışlar, kamçılamışlar develeri, işkenceyle onların bacaklarını kopararak öldürmüşler. Ammar da oradadır, oğulları Ammar, o da Müslümandır. Bunu görünce, tamam demiş, ben demiş Muhammed'e falan inanmıyorum. İçi peygamber aşkıyla yanıp dururken, Allah'a inanıp dururken bunu söylemiş. Ha demişler, tamam sen git. Bunu da orada gizli Müslümanlar görmüşler. Peygamberimiz manzarayı görüyor. Ya Resulullah demişler, Ammar onlardan oldu. Hayır demiş. İman Allah'ın, Ammar'ın iliklerine işlemiştir. Etine kemiğine işlemiştir. O bizden demiş. Annesi babası kahramanlık yaptı. Azimeti tercih etti. Ammar ise ruhsatı işledi. Yani tehlike anında kalbin Allah'a inanıp dururken ölümden kurtulmak için, dayaktan, işkenceden kurtulmak için Müslüman olmadığını söyleyebilirsin. Yani dil ile ikrar zâid rükündürün anlamı bu. Şimdi güz geldi. Ağaçların yaprakları döküldü değil mi? Bir ay sonra hiç aşağıda yaprak kalmayacak. Ağaç kurudu diyebilir miyiz? Hayır. Mayıs gelince tekrar yeşerecek. Yeşil dallı, çiçekli, yapraklı olacak. Aynı dil ilikler de bunun gibidir. Zamanı gelmediği zaman ağaç yaprak vermedi mi, çiçek açmadı mı ne diyoruz? Aa kurumuş yahu diyoruz. Şimdi adama diyorsun, Müslüman mısın arkadaş? Dayak tehlikesi yok. Ölüm tehlikesi yok. Hiçbir tehlike yok. İnşallah diyor. İnşallah şüpheli şeyler de söylenir. Yarın şuraya gideceğim inşallah. Yarına çıkacağını bilemezsin ki. Gaybı Allah bilir. Gelecekte ne olacağını Allah bilir. Biz bilemeyiz. İnşallah dedin şüphe. Ha demek ki inanmıyorsun. Anlamına gelir bu. Bu adam Müslüman olamaz. Hiçbir tehlike yoksa elhamdülillah Müslümanım demek zorunda. Bunu demezse vakti gelince
ağaç yaprak vermeyince, çiçek açmayınca nasıl kurumuş diyorsanız, hini hacette gerektiğinde adam Müslüman olur söylemezse biz ona Müslüman diyemeyiz. Kalben inansa bile. Onun için dil ikrar da rükündür. Ama gerektiğinde tehlike anında gizleyebiliriz. Evet, iman aslen kalb ile tasdik, dil ile ikrar da muamelat bakımından, birbirimizle alışveriş, ona ne muamele yapacağız o açımdan, insanlar açısından gereklidir. Bu hususu arz ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi, ben size arz ettim. Hadis-i şerif onu anlatıyor bize. Evet. Bir de tabii burada şimdi efendim iman kelimesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman kelimesi. Halbuki burada ne dedi? Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamber Muhammed dese kafidir. Zaten Peygamber Muhammed dedi mi? Hepsi içinde. Peygamberin getirdiği şeyler imanın altı esası, Peygamberimiz söylüyor bize. Ona inanan hepsini inanmış oluyor. Evet, İslam'ı kabul ettim dedim. İslam'ın bütün hükümlerini kabul etmiş oluyorsun. Yani o kelimenin ifade ettiği manayı bu kelimeler de ifade ediyor. Ama kısacası la ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman kelimesidir. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinden itibarendir. Şimdi kafanızı bulandıran Ehl-i Sünnet inancına aykırı, Kur'an aykırı laflar ediyorlar. Bir sürü hacı, hoca, isimli şunlar bunlar. Efendim Hristiyanlar da cennete girecek, Yahudiler de cennete girecek. Onlar çünkü ahirete inanıyorlar, Allah'a inanıyorlar. Girmeyecekler. Çünkü Eminu billahi, Allah'ın emri bu Kur'an'da. Eminu billahi, Allah'a inanınız. Ve Resulühün Nebiyyil Ümmi, Ümmi Peygamber Muhammed Mustafa'ya inanınız, Allah'ın emridir. Hiç Muhammed Resulullah diyen, Muhammed Peygamberdir diyen bir Yahudi gördünüz mü? Bir Hristiyan gördünüz mü? Bunu söylemeyen mümin olamaz Kur'an-ı Kerim'e göre. Bir tane ayet okudum, bir sürü ayet var. Bir tane ayet bile inkar etseniz dinden çıkarsınız. Kesinlikle yanlış sözler bunlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etmeden evvel Allah bir, İsa peygamber, eyvallah, mümindir. Hatta evliya da olabilir. Evliya da olabilir, mümindir çünkü. Güzel müminse evliyalık rütbesini de kazanabilir. Fakat Peygamberimizin peygamberliğini ilan ettikten sonra, bu haber kendine ulaştıktan sonra Muhammed Resulullah demedi mi? Kanun şimdi bu. Allah'a inanınız, ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya da inanınız. Bu emir çiğnediği için artık o Allah bir, İsa peygamber hükmü ilga edildi. Yürürlükten kaldırdı. La ilahe illallah, Allah bir, Muhammed Resulullah dedi mi o zaman mümin olur. Muhammed Resulullah'ın içinde zaten ne? İsa da peygamber diyor, Nuh da peygamber, Adem de peygamber sayıyor Kur'an-ı Kerim'de ya. Resulullah'ın getirdiği içinde onlar hepsi de var. Şimdi bu önemli bir çizgi, önemli bir nokta. İşin aslı bu Kur'an'a göre, Kerim'e göre. Burada da onu anlatıyor. Hadis-i şerifi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas, oğlu Abdullah, ikisi de muazzam insanlar, zengin adammış Abbas. O zaman Müslümanlıktan evvel müşriklere, diğer Mekkeli kimselere faizle para verirmiş. Faiz yasak emri gelince Peygamberimiz faiz yasak, ilk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizidir. Bir ton parası var müşriklerde. Hiç itiraz etmemiş. Hiç itiraz etmemiş. Başım üstüne Allah'ın emri. Evet, bu öyle güzel bir insan Hazreti Abbas.
Hazreti Ömer zamanında yağmur yağmamış. Demişler ki Ömer, hurmalıklar kurudu, bahçeler kurudu, aç kalacağız. Bir yıl yiyeceğimiz şeyler yok. Yağmur yağmıyor. Olur demiş, yağmur duasına çıkalım. Yağmur duası yapmaya çıkıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hutbedeyken kölden birisi gelmiş demiş, kurudu ortalık, yandık, mahvolduk. Allahümme eskina gaysen. Allah'ım bize bol yağmur, bereketli yağmur ver hutbede. Mescid-i Nebevi'nin üstü hurma dallarıyla üstüne toprak örtülmüş. Toprak damdır. Öyle bir yağmur yağmış ki bu kelimenin arkasından ortalıkta bulut yokken birdenbire her taraf bulut olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerken sakalından sular damlıyormuş. Öyle yağmur yağmış, akmış dam, mescidin damı. O da akan sular peygamberimizi ıslatmış, sakalından da aşağıya sular akıyormuş. Sahabi böyle diyor yahu. Sakalından bile sular akıyordu diyor. Bu bir hafta sürmüş yağmur. Ertesi hafta günü gelmiş adam. Ya Resulallah, sel aldı her tarafı, mahvolduk. Allah'ım bize değil etrafımıza. Bir anda bulutlar dağılmış. O peygambermiş. O ne dediyse anında oluyor. Tabii biz onun ümmetiyiz ama elhamdülillah onun ümmeti olmaktan Allah bizi ayırmasın hiç. Ötekiler de tabii peygamber değil. Ömer de güzel insan ama peygamber değil. Peygamber gelseydi benden sonra peygamber Ömer olurdu. Öyle güzel adam ama yine peygamber görevi yok. Tamam demiş, toplanın. Bu Hazreti Abbas'a gelmiş. Resulullah'ın amcası demiş, geldi demiş, sayende bir yağmur yağsın, bir dua ediyor bize. Hani bazılar niye söyledim bunu? Efendim gidiyorsunuz işte falan evliyanın hatırına vesilesiyle bize şunu ver ya Rabbi. Allah'tan istiyorsunuz ama Allah'ın sevdiği adamın adını anıyorsunuz. Şirktir diyor bazı adamlar. Bu diyorlar kafirliktir, şirktir. Değil be adam be. Koca Ömer bile Hazreti Abbas çağırmış, gel demiş sayende bir yağmur yağsın, Allah'ın amcası, Resul'ün amcası. O da kaldırmış. Eve gelememişler yağmurdan. Sel almış sokakları. Öyle güzel adam. Allah ondan razı olsun. Oğlu da tefsir müfessirlerin, Kur'an'ın manasını açıklayanların piridir. Abdullah İbn Abbas. Aslan yavrusu aslan. Allah onlardan razı olsun. Hadis-i şerifi onlardan nakletmişler. Efendimiz buyuruyor. Bihasebi ahadiküm izâ qadâ salâtuhu en yada'a yedehu alâ fahzihi. Evet. Ve yüsellimü alâ ahihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve an şimalihi misle zalik. Şimdi namazı tarif ediyor. Namaz bir ibadettir. Başı var, sonu var. Sonu nasıl olacak namazın? Bu hadis namazın sonunu bize açıklıyor. İslam'da uydurulma hiçbir şey yok. Ya Kur'an var, Kur'an'da yoksa Kur'an'ın işaretiyle Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti var, hadisi var. Her şey onlara dayanır. Kafadan uydurma hiçbir şey yok. Kesin kes böyledir. Kesin kes böyledir. Evet, şimdi diyor bir mümin namazını bitirdi, tamamladı. Oturur. Nasıl oturur? Evet, burada yazıyor efendim. Efendimizin oturduğu gibi. O nasıl oturmuş? Namazın ikinci rekatında, son rekatında. Nasıl oturulur? Kade-i ahire diyorsunuz ya siz ona, son oturuş. Nasıl oturur? İki dizin üstüne oturacaksın. Sol ayağını yatıracaksın. Üstüne ığacaksın. Sağ ayağını dikeceksin. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki
namazdayken bütün azalarınızı kıbleye çevirin. Ayağını böyle yatırdın, şöyle yatırdın ayağının, sol ayağının parmaklarını. Oturduğun zaman kıbleye doğru çevirmeye çalışacaksın. Öteki ayağını böyle diktin, onun da parmaklarını kıbleye çevirmek için böyle yapacaksın, böyle yapacaksın yani. Böyle, böyle değil. Böyle dikten, şöyle yapabildiğin kadar sağ ayağın parmaklarını diktikten sonra kıbleye doğru. Biz onu böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ya, kıbleye doğru. Efendim emri var. Secde ettik, böyle yapıyor. Yok lan, öyle değil. Kulaklarının yanına, başın iki tarafına, başın iki ellerin arasına konacak. Ellerini parmaklarını yumarak, parmaklarını secdede yumarak, böyle değil, kıbleye döndüreceksin. Ellerini kıbleye döndüreceksin. Böyle yaparsan sağa sola bakar. Namazda oturuş böyle. Sol ayağın üstüne ıhacaksınız, onu yatırıp mümkünse uç, parmak uçlarını kıbleye döndürmeye çalışacaksın. Şöyle yatırıp şöyle yapmaya çalışacaksın. Sağ ayağını dikip şöyle uçlarını şöyle yapacaksın. Böyle oturduktan sonra diyor, dizlerinizi üzerine, evet, dizleriniz üzerine, yedehu ala faksihi, uyluğun üzerine ellerini koyar. Parmakları kıble tarafına döndürecek şekilde, nahvel kıble, bu şekilde oturduktan sonra ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat, esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin, eşhedü en la ilahe illallah. Evet, şimdi Hanefi mezhebine göre tarifte bulunuyorum. İki ayağın, iki eliniz dizinizin üstünde ama parmaklar yapışık değil, serbest. Secdede parmaklar yapışıktı. Otururken dizinizin üstünde elleriniz serbest. Böyle de değil, böyle de değil. Serbest, rahat. Olduktan sonra eşhedü ellâ derken şehadet parmağınızı kaldırın, illallah diye. Hani konuşurken diyorlar, böyle diyorlar ya, Allah'tan başka ilah yoktur, illallah. Yere indiriyorsunuz. Hocam bunu yapamazsam hiç kaldırmaz mı? Tam zamanda yapmazsan yanlış olur. İllallah derken parmağını indireceksin. O illallah kelimesinin teyit sadedinde olur. Bunu bilmiyorsan hala böyle yapıp duruyor. O zaman bırak. Normal. Bunu yapamıyorsan normal yap. Hanefi'ye göre böyle. Ötekileri atmıyorum. Karıştırıyorlar çünkü. Evet, böyle olacak. Bunlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı sünnetler. Bunları yapmadı adam. Namazın kabul. Namazın farzları var. Farzların biri yok, namaz yok. Ama şu söylediklerim yoksa, yani güzel, iyi de, ya şurasını azıcık yapamamış de, diyorsun ya sen. Şöyle olsa daha güzel olurdu diyorsun ya. Aha, öyle. Namazı bozmaz ama bir eksiklik. Namaz geçerli. Evet, böyle. Şimdi böyle söyledikten sonra salli barik, son rekattaysak, İkinci rekattaysak tahiyyat okuyup kalkacağız. Hocam Allah'ım salli ala Muhammedin. Ben daha ikinci rekattayım yav. Allah'ım salli ala Muhammed dedin mi, secdeyi sev yapacaksın arkadaş. Çünkü üçüncüde kalkman lazım. Sen geciktirdin. Farzı geciktirmekten dolayı secdeyi sev gerekir. Allah'ım salli dedin, problem yok. Çünkü onun manası yok ki. Allahümme salli ala Muhammed dedin mi, peygambere salavat getirdin sen. Ettehiyyatı'dan sonra bir iş yaptın, onun için geciktirdin. Muhammed kelimesini söylerseniz secde-i sevi lazım. Değilse tabii bu farzda. Farzda. Sünnette dediyseniz secde-i sevi gerekmez. Sünnetlerin çünkü 4 rekat sünnet öğlen namazı diyelim, 2 rekatı aslında müstakil bir namaz sayılır.
Salli oksan da problem yok. Secde gerekmez. Farzda bu dediğim farzda. Muhammed kelimesi söyledin mi secdeyi sev yapacaksın. Ha, tahiyyat okudun kalktın. Kalktın namazın üçüncü rekatında besmele, Fatiha. Farz kılıyorsan rüküye gideceksin. Sünnet kılıyorsan bir zamm-ı sure koyacaksın. Evet, bu şekilde tamamladın, son oturuşa oturdun, salli bari'yi okudun. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Rabbi ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yakumul hisab. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Onu söylüyor Peygamberimiz. Dizin üstünde böyle dediniz, şehadet kelimesini böyle yaptınız, indirdiniz. Ondan sonra sağ tarafına selam verir. Nasıl? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet. Böyle selam vereceksiniz sağınıza. Kime selam vereceğiz? Esselamu aleyküm diyorum ben size. Ordu kimse yok ki. Değil mi? Var. Sağımızda melek var. Hayırları yazıyor. Solumuzda melek var. Şerleri yazıyor. Görevli melek bunlar. Şerler yazdığı için kötü değil. Allah'ın görevini yapıyor o. Yalnız kılarsak selamünaleyküm arkadaş. Sağlam yaz ha. Bak biliyorsun. Sola verirken idare et işte. Benim kutum var mı? Selam veriyorsun ya. Dostluk kuruyorsun. Ona selam veriyorsun. Şimdi böyle değil. Omuzuna bakacaksın. Omuzuna. Çünkü orada. Cemaatle namaz kılarken cemaatin imam burada. Sen oradasın. Sağına selam verdin. İmam solunda. Yok imam yok. Sağ tarafındaki saftaki müminleri, yeryüzündeki sağ tarafındaki mümin insanları, melekleri, mümin cinleri kastedeceksin. Küm diyorsun çünkü. Selam size diyorsun, siz, çoğul. Sol taraf selam verirken minberin dibindesin. Omuzundaki melek var. İmama kadar bir sürü adam var. Onları düşüneceksin. İmamı da düşüneceksin. Bu taraftakileri de düşüneceksin. Bu tarafta, dünyanın bu tarafında ne kadar mümin varsa, kadın, erkek, cin, melek, hepsini kastedeceksin. Selam verirken niyetin böyle olacak. Evet, imamı ne tarafın olduğuna göre düşünme işi, onun bulunduğu yere göre varsa onu da katacaksın. Bu tarafta adam varsa onları da katacaksın. Camiden kılarken, evde kılarken, yalnızsa meleklere selam vereceksin. Öyle diyor Peygamberimiz. Ve yusellimu ala ahihi, din kardeşine, din kardeşine selam verir. Evet. İnde sahibeyhi, sağındaki solundaki meleklere onu düşünür. Sağında solunda kim varsa onları da düşünerek. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Bu ve berekatuhu biliyorsunuz söylemiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyoruz. Camide kılarken, farz kılarken Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatuhu söylemiyoruz. Ona dair başka hadis var. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şimdi adam ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Namazı bitirdim. Diyor ki sağa döneceksin, yanağını arkadaki adam görecek. Kafanı ne kadar çevireceksin, arkadaki adam şu yanağını görecek. Adam böyle diyor. Görmedik adam, olur mu ya? Şöyle döndür. Soluna verirken sol yanağını da arkadaki adam görecek şeklinde. Yaşlanınca anlarsın arkadaş. Böyle boynuna güzel hareket ettirmezsen sonra hiç kıpırdatamazsın. Odun gibi olur böyle. Buradaki damarlar kireçleniyor. Ama böyle güzel selam verdin mi 90 yaşında da böyle çevirsin kafanı. Yoksa böyle yaparsın işte. Çevrilmez ki.
Müslümanın her emrinde bir güzellik var. Selam verirken böyle yapacaksın. Neden omuza bakacaksın? Camide namaz kıldın şimdi. Omuzuna bak. Neden omuzuna bakmazsan herifin boynuna bakarsın. Ula vay kirli herif, buna bak be. Tıraş olmamış. Gömleği kirli demeye gidersin yahu. Onu görmemek için buraya bak. Ama ona selam vermeyi kafandan geçir. Onun aleyhine bir düşüncelere kapılmamak için adam kirlidir, daranmamıştır. Vay ya bak, yakasında sümük de var filan diye. Namaz kılıyorum, sen selam veriyorsun. Zihin onlara takılır. Onun için omuzuna bakacaksın böyle. Onları ayıbını görmemek için. Öyle bir şey gördünüz mü? Mümin mesela hop demiş, buraya kuş yavrusu kondurmuş, haberi yok. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Herkesin içinde ulan bu sümük var desem, ay utanır herif. Böyle işaret edeceksin, bakacak hemen. Yok. Gider de bir mendil bulur da siliversen 100 sevap alırsın diyor peygamber. Müminin ayıbını bizzat gideren adam 100 sevap alır. Ama elin karısının da burasını silmeye kalkman. O da senin kardeşin ama olur mu ona kardeş? Bak burada sümüğün var yani. 10 sevap alıyorsun. İşaret edersen 10 sevap, bizzat elinle siliverirsen 100 sevap. Yapabiliyorsan. Evet, o hadisi, bu hadis-i şerifte onlar bize anlatılıyor. Evet. Şimdi evet, adam ettahiyyat okurdu. Salli bari okudu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dönmedi. Bu dönmek sünnet. Anlattım. Yanan gözüce dönmek sünnet. Böyle durdu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diyor ki bu hoca efendi, kanunun dibinde yatıyor Gümüşhane'de. Ulan diyor, hiç olmaz soluna da dön diye. Sağa dönmeyi unuttuysan diyor, soluna dön hiç olmazsa diyor. Hadi sağına dönmeyi unuttun, böyle yaptın. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm diye soluna dön. Onda dönmedi. Namazın geçerli. Geçerli ama peygamber sünnetini yapmadığın için dayak yiyeceksin, haberin olsun. Şimdi tabii fıkıh açısından ettahiyyatı okuduk, salli bariyi okuduk, Rabbena'yı okuduk, Rabbi filla'yı okuduk. Namazı bozma kastıyla Ahmet dur bekle, selam yerine geçer namazı bitirmiş olursun. Şey gerekmez. Namazı bitirmek kastıyla bunu konuşursanız selam yerine geçer. Ama selam verme sünnetini terk ettiği için 100 alamazsın yani. 70-80 alırsın. Namaz geçerli de sevap bakımından. İmam-ı Azam diyor ki şimdi selam verme zamanı gelmiş. Adam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek. Diye gülse diyor, selam yerine geçer diyor. Namazı bozmak kastıyla. Selam yerine geçer. Namazda gülünür mü? Canım, biz gül demedik ki canım. Hani böyle bir şey olursa, namaz bozmak kastıyla, namazı bitirmek kastıyla gülsen diyor, selam yerine geçer diyor. Bunu yapın demiyorum. Sünnet selam vermek. Hani böyle olursa namazı bir daha yeniden kılayım falan demen yani. Bitirmiş olursunuz. Namazı bitirmek kastıyla konuşsanız selam yerine geçer, namaz bitmiş olur. O hükümleri anlatmış burada bize Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretleri. Evet. Tabarani Cabir bin Semure Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bihasabi ashabi el katil. Benim ashabımın öldürülmesi fitne olarak yeter, artar bile. Evet. Bihasabi ashabi el katil. Şimdi sahabilerin Efendimiz'in irtihalinden sonra karışıklık çıkacağını, öldürüleceğini biliyor Efendimiz.
fitne olarak benim, yani insanların başına, ümmetin başına fitne gelecek, karışıklık falan diyor ya, benim sahabemin öldürülmesi fitne olarak zaten yeter. Şimdi bakıyoruz, Hazreti Ali bir tarafta, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, o yetiştirmiş, onun sülalesinden. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır diye övmüş. Muazzam bir sahabi. Bir askerleri var, ordusu var. Öbür tarafta Muaviye. Evet. Şam'da Emevi devletini kurmuş. Ordusu var. Sıffin savaşı var. İki Müslüman sahabiler karşıya gelmişler. Savaşmışlar. Evet, Osmanlı Devleti ile başka Müslüman devletler savaşmış, değil mi? Nasıl olacak bunlar? Ölenler ne olacak hocam? Evet, bu hadisin açıklamasında Gümüşhaneli Rahimehullah onlara girmiş. Sakın bu harplerden dolayı bazı adamların yaptığı gibi, evet, ben profesörüm diyor, benim mantığıma göre diyor, Muaviye diyor zalim diyor. Dur. Muaviye sahabidir. Kur'an Kerim'i yazan vahiy katiplerindendir. Peygamberimizin şeysidir, kayınbiraderidir. Muaviye, öyle adama zalim diyemezsin. Allah'a Allah'a ashabi. Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Dil uzatmayın. Hangisi olursa olsun, benim bir sahabime dil uzatan bana dil uzatmış olur, bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur. Sakının bundan. Efendimizin böyle uyarıları var. Şimdi adam çıkıyor, ben profesörüm diyor, haksız, zalim. Dur. Onun yanında bir sürü sahabi var. Muaviye radıyallahu anh'ın yanında da bir sürü sahabi var. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın yanında da bir sürü sahibi var. İkisi çarpışmış. Ölmüşlerse ne olacak? Evet. Niçin Hazreti Ali'nin yanına geldi bu? Karşı taraf haksız, zalim diye. Kanatı bu. Muaviye radıyallahu anh'ın yanına gelen sahabi niçin onun yanına katıldı? Ali haksız. Çünkü Osman'ın katillerini bulup asmadı. Zalim. Onu indirmek lazım. Niyetiyle geldi oraya. Herkes bu niyetine göre mecbur olur. Onların öldürülmeleri bu niyetlerinden dolayı, dil filan uzatma arkadaş. Öbür tarafta treni yakalarlar, cennete giderler diyor. İkisi de iyi niyetlerinden dolayı öldürüldüğü için onlar kazandı diyor. Şimdi öyle değil. Saltanat kavgası yapıyor. Onu indireceğim oradan. O haklama. İndireceğim onu. Biliyor, yanlış yaptığını biliyor. Adam veya yanındaki, etrafındaki asker. Müslüman. Allah'a kalmıştır diyor. Bildiği halde yanlış yaptığını, Müslümanla çarpışırsa mümin hakkında biz gene cehennem kütüğü diyemeyiz. Mümindir. İnşa'e azzebe, inşa'e şa'e gafara. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Biz oraya karışmayız. Müminlerin biz cennete gitmesini isteriz. Evet, cennete gitmesini isteriz. Yer kalmayacak diye telaşa kapılmak yok. Allah bütün cennetin üçte biri bizden olacak, ümmeti Muhammed'den dolduracak. Yine dolmayacak cennet. Ya Rabbi, ben müminler gelsin de şeref duyayım diye bekliyorum ama dolmadım. Görüyorsun, yeniden diyor Allah halk yaratacak diyor. Cenneti dolduracak. Cennet geniş, yani hepimize yer var. Biz o gibi konulara heyecana kapılıp da duygusallıkla canı cehenneme diyemeyiz. İnkar etmedikçe ne kadar günah işlerse işlesin,
mümine cehennem kütüğü diyemeyiz. Müminler aleyhine konuşulmaz. Bu ehl-i sünnet itikadı. Orta yol budur. Şimdi İmam-ı Azam'ın sözü bunlar. Tabii bu hadislerden çıkarıyor. Zamanında çok keskin bıçaklı adamlar var. Bir vakit namaz geçiren kafirdir, ebedi cehennemliktir diyen hariciler var. İmam-ı Azam da ehli kıble tekfir olunmaz. Bir adam bayram namazını kıldığını gördünüz mü, mümin gözüyle göreceğiz. Yanlışlarını, kardeşlik niyetini düzelteceğiz. Ama kafir diyemeyiz, cehennemlik diyemeyiz. Hadis ya, keskin şeyli görüşlü o haricilerden birkaç kişi gelmişler, yalın kılıç. Sen demişler, böyle mi dedin? Susmuş. Demiş, beni öldürecek misiniz? Yoksa konuşacağız mı? Konuşacağız. O zaman demiş, kınına bir sokun da demiş, ben rahat konuşayım. Kuruşlar böyle ellerinde. Sokmuşlar, söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Demişler, şimdi caminin önündeki musalla taşında üç tane cenaze var. Birisi zina yaparken ölmüş. Cennete mi gidecek? İkincisi şarap içerken boğazını almış, şarap ölmüş. Üçüncüsü namaz abdesti yok. İşte bayramdan bayrama. Cennete mi gidecek bunlar? İmam-ı Azam'a bakın. Kızmayacaksınız. Serin kanlılıkla mantığa hitap edeceksiniz. Demiş ki, bu adamlar kimler demiş. Ne demek kimler? Yani demiş, kimlerden bu, kimlerden? Bizden demişler hepsi de. Üçü de bizden. Beynamaz, zina ederken ölmüş, şarap içerken bizden, siz kimsiniz demiş. Biz Müslümanız demişler, elhamdülillah. Siz Müslüman olduğunu siz söylediniz demiş. Ben Müslümanların günahkar da olsa cennete gitmesini isterim demiş. İnnallâhe yağfirü zünûbe cemî'â lâ taknetû min rahmetillâh buyuruyor. Allah'tan umut kesmeyin. Allah bütün günahları affeder diyor. Cennet geniş, onlar da cennete gitsin. Heh demişler ya, seninle de konuşulmaz ki. Çekmişler gitmişler. Şimdi böyle önüne gelene kafir diyen bir sürü adam var. Ben konuşuyorum. Adamın geldi birisi, güzel sarıklı, yakasız gömlek giymiş, cübbeli. Cami dolu. Hocam dedi, sen bunları Müslüman mı zannediyorsun hepsini? Ne iyi dedim, camiye gavur gelir mi ya? Camiye geldiğine göre Müslüman. Sen bunların hepsi Müslüman mı zannediyorsun? Bunlar ne çıfıt çarşısı, ne münafık bunlar, ne gavur bunlar. Tövbe estağfurullah. Bu şeytanın atına binmiş zavallı bir adam. Evet, İmam-ı Azam Hazretlerinin ehl-i sünnet inancı, ilim bu. Kıbleye dönüp namaz kıldığını gördüğünüz bir adama bayram namazında gördüğünüz gavur diyemezsiniz. Ya yaptıkları şey düzelt kardeşim, sen mümin o. İmanlık, iman kardeşliği sebebiyle ya bu yaptıkların güzel biçimde, evet güzel biçimde, bil mevuzetil hasene, onun onurunu kılarak, hakaret ederekten değil, en güzel şekilde nasıl münasebetini kuracaksın, o senin kardeşin, vazgeçirmeye çalışacaksın. Vay kafir vay demeyeceksin. Şimdi bunlar çok söyleniyor. Neyse var bunun hocam? Ya İza ekferu racul ahahu fakat ba'a biha. Kalbinde zerre kadar iman varken, Allah'ı inkar etmemişken, Allah'ın emirlerini kabul ediyor, inkar etmiyor. Ama buraya kadar günahkar olsa bile bir mümine kafir diyen fakat ba'a biha. Kafirliği kendi üstüne gelir. Kendi kafir olur diyor peygamber. Buhari Müslim hadisi bu. O kadar tehlikeli ama şimdi bunu önde gelir vay gavur vay diye yapmayın böyle. Bu önemli bir şey. Önemli bir şey. Bu hadis-i şerifin şerhinde işte bunlar anlatılıyor. Ben de size arz ettim efendim. Evet. Sahabilere de böyle şey söylemeyin. Ama ben başka ülkelere gittim.
Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e, Osman'a Allah ne küfürler ediyorlar. Yani buradan söyleyemem, ağızlarından çıkan yüz binler Muharrem ayında ne kadar beddualar ediyorlar, lanet okuyorlar, küfürler ediyorlar. Yanlış. Yanlış. Bunlar tamamen İslam düşmanlarının Müslümanlara karşı soktukları fitneler. Şii dediler, Sünni dediler, Harici dediler, Mutezile dediler, Kaderiye. Yüz parçaya böldüler Müslümanları. Hala görüyorsunuz. Güney komşumuzda Müslümanlar birbirini öldürüyor. Evlerini yakıyor kardeşim. Hem de İslam Müslümanlık aşkına yapıyor bunu. Bundan işi çok yanlış, çok karışık. Çok yanlış, çok karışık. İlimsizlikten, bilmemekten ileri geliyor. Bu kardeşinizi de öldürmeye çalıştılar kaç kere. Ben hiç onları şikayet etmedim. Etmem de. Kesinlikle. Neden bu? Bilgisizlikten. Bakın ne diyor? Ehli kıble tekfir olunmaz. Adam günahkar olsa bile inkar etmiyorsa kafir, kafir diyemezsin. Dersen kafirlik sana gelir diyor peygamber. Nasıl diyeceksin yahu böyle? Bunu bilmezse çövüyor. Neler söylüyor ona? İslam alemini böyle parçaladılar. Yani demek istiyorum ki evde okuyamıyorsanız aha bunları dinleyeceksiniz. Bilgi edineceksiniz. Bildiğinizi en yakınınızdan başlamak üzere öğreteceksiniz. Karınıza, oğlunuza, kızınıza öğretmek mecburiyetindesiniz. Farz-ı ayın. Komşunuza, diğer arkadaşlarınıza münasebet düştükçe ya böyle böyle filan diye usulca bugün bir kelime, yarın bir kelime gittiğiniz yerde bu kafanızdaki düşünce olacak. Bu görevimiz. Emr-i marufu yapmak bu ümmetin markasıdır, alameti farikasıdır. Bunu yapmazsanız namaz kılmakla kurtulamayız. Neden yapmadın diye ayrıca soru var. Onu arz etmek istiyorum. Bileceksiniz, okuyacaksınız. Güzel Müslüman olacağız inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde بِحَسَبِ اِمْرِئِنْ يَدْعُوا اَنْ يَكُولَ اللّٰهُمْ اَغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَاَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ. Şimdi dua edin diyor Allah. Yakararak, gözyaşıyla yalvarın Allah'a. Ve de bağırıp çağırmayın. Gizlice, kimsenin görmediği yerde. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Üt'uni estecib lekum. Dua edin, kabul edeceğim diyor Allah. Ayet var. Dua etmeni sevmiyorum ben diyor. Çünkü dua etmek demek kendi suçluluğunu kabul ediyorsun. O suçunu affettirecek tek makamın da Allah olduğunu biliyorsun. İmanın özü bu. Önce et-dua muhhul ibade. Dua ibadetin özüdür, hak eden özüdür. Suçluluğunu itiraf ediyorsun. Allah'ın büyüklüğünü, sadece Allah'ın affedeceğini inanıyorsun, Allah'ım diyorsun. Onun için Allah bunu seviyor, dua etmeyeni sevmiyor. Dua etmek lazım. Elhamdülillah, aziz milletimiz bu hadislere göre bakın, namazı kıldık. Ala Resulüne salavat dedi, değil mi? Arkasından şunları okuduk, hep bunlar ayet hadis. Hoca efendi de dua etti, biz de amin dedik. Dua edin emrini yerine getirdik. Sen de ne zaman olsa olsun dua et. Şimdi duaların çeşidi çok. Dua en güzeli abdestliyken, namaz arkasındayken, gece teheccüd namazını kaldırdıktan sonra, namazların arkasından, yağmur evvelinde, hastayken, yolcuyken, anana babana ettirdin dua. Garibin ettiği dua. Bunlar geçerli dualar. Kabe-i Muazzam edilen dua. Ravza-i Mutahhar edilen dua. Et. Hani bunlar kaçırılmayacak yerler ama dua her yerde olur. Evet. Ama dua işten olmalı. Yaptığın günaha bir kere pişmanlık duymalı. O eziklik içinde Allah'ım demeli.
bu ezikliğini gözyaşıyla gösterirsen ne güzel olur. Şart değil. Eller semaya kaldırılır. Allah havada değil, Allah mekanda münezzeh. Duanın bir usulü var arkadaş. Duanın eller açılırken kıblesi sema diyor peygamber. Allah orada olduğunu açmıyoruz. Peygamber böyle açmış, biz de ona uyuyoruz. Evet. Ondan sonra yüzümüze sürüyoruz. Ettiğimiz dua kabul oldu. Onları toparladık. Üstümüze o duygularla diye yüzümüze sürüyoruz. Onu peygamber yapmış. Böyle dua edeceğiz. Türkçe olabilir, Fransızca, Arapça, İngilizce, Almanca olur. Ama diyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi o hadis bu. Dua eden bir kimse Allah'ım mağfirli verhamni ve edhilni cennet derse, başka şey söylemesine gerek yok. Hepsini söyledi diyor. Kısa, öz ama hep bütün istediklerini içine alan bir dua. Ne demek bu? Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni affet. Günahlarımı küçük büyük, aleni gizli, ya, bilerek bilmeyerek yaptığım bütün günahlarımı affet ya Rabbi. Allah'ım mağfirli, verhamni, Allah'ım bana merhamet et. Günahlarıma, günah işlediğim günahları terk etmem için bana acı da bırak şunu, ne hali varsa görsün deme. Beni kovma, beni tut ya Rabbi. Bana acı ya Rabbi, bana merhamet et. Hayır işlemek için bana destek ol, yardım et ya Rabbi. Bana niyetimin hayır işlemeye sevk et ya Rabbi. Ve devamın hizme, güzel cami yaptırıyorsun, fakir çocukları okutuyorsun, fakirlere işte elbise topluyorsun, yiyecek topluyorsun, hayır işlerine, yardıma beni teşvik et, yönlendir ya Rabbi. Niyetim o taraflara akıt. Ve husnul hatime, son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek, şehadet kelimesi getirerek, Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek hüsnü hatime ile ölmeyi bana nasip et ya Rabbi. Verhamni bu demek. Böyle de ve edhilni cennet, cennetine de sok beni ya Rabbi. Allah'ın rahmetinin gerçekleştiği yer cennettir. Hedefe varılacak yer cennettir. Cennete varınca Allah'ı da göreceğiz inşallah. Evet. Dünyada göremezsin. Resulullah Efendimiz gördü. Ama nasıl gördüğünü söylemiyor. Allah nasip eder cennete gidersek, ya Resulullah nasıl gördün diye sorabiliriz. Zaten Allah kendini gösterecek cuma günleri. Kendini gösterecek. Nasıl? Git de gör arkadaş. Git de gör. Oraya gidelim, orada birbirimizle sohbet edelim, konuşalım. Cennete sok beni ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi, benim dualarımı kabul et. Hedef cennet olduğu için kabul et. Onun için iki cihan saadeti bana ver. Bütün bu duaların hepsi Allahum mağfirli verhamni ve edhilnil cennet. Hepsi içine girer diyor. Allahum mağfirli verhamni ve edhilnil cennet. Üç kelime, üç cümle. Allahum mağfirli, çoğul olursa hepimiz adına, Allahum mağfirlena verhamna ve edhilnil cennet. En güzeli çoğul yapmak duayı. Evde yalnız dua yapıyorsun. Çoğul yap. Kimi kastedeceksin? Hanımını, oğlunu, kızını, kardeşini, amcanı, dayını. Yok lan, bütün Müslümanları. Kastedeceksin. Allahum mağfir lana, bütün Müslümanları affet. Verhamna, bütün Müslümanlara merhamet et. Ve edhilnel cennet, bütün Müslümanları cennete sok. Dedin mi? Dünyanın Avustralya'daki, Amerika'daki Müslüman sen gördün mü?
Bir menfaatin var mı? Yok. Karasız ıvazsız ona dua ediyorsun ya. Melek diyor ki Efendimiz'in hadisi, sen başka Müslümanlara da güzel dua ettin, hasbeten lillah dua ettin, bir çıkarın yok, İstediğin bir misli senin olsun derlermiş. Onun için akıllı alimler Allah mağfirli demiyor hep. Allah mağfirlena verhamna ve edhillel cenne. Müslümanlara umumi dua ettiniz mi? Bir misli senin olsun derlermiş. Kim? Bu melekler. Bu camide şimdi bizi seyreden melekler. Başka yerde de melekler var. Ne faydası var? Ben amin diyorum. Değil mi? Dua ediyoruz, amin diyorsunuz. Amin, aynı hocanın dediği gibi, dua eden adamın dediği gibi olsun, ben de aynı kanaatteyim, kabul ediyorum diyorsunuz. Ama bunu söylerseniz, Allah kusurumuzu affetsin, hepimizin bir sürü gara gara yazıları var, değil mi efendim? Allah affetsin. Ama meleğin günahı yok hiç. Önemli nokta burası. O bize bir misli senin olsun diye dua ediyorum meleğin günahı olmadığı için onun duası garantili geçerli. Benimki şüpheli. Çünkü karalı maralı adamım ben ya. Ama onu böyle bir misli senin olsun dedirttin ona, onunki garanti. Onun için Allahümme ufir lana verhamna ve edhilnel cenne. Ümmeti Muhammed'i düşünerek dua edin. En muhteşem dua budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, hadis-i şerifi Taberani Sa'ib bin Zeyd bin Sa'd, evet, hazretlerinden radıyallahu anh'tan nakletmiş. Şimdi bir hadis daha okuyorum. Bahha. Evet, la hamsun ma askalahunna fil mizan. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ne güzel, ne güzel. Helal olsun. Helal olsun şu adama. Mizanda en ağır gelen şeyleri yaptı bu adam. Kim o ya Resulallah? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dedi. Efendimiz sözü bu. Helal olsun adama. Ne güzel yaptı adam ya. Ne güzel mümin bu ya. Ne güzel dua etti ya. Kim ya Resulallah? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyen adam. Bunu herkes biliyor. Direksiyona gidiyorsun. Karadır kaşların sısılan. Subhanallah ve elhamdülillah ve la illallah ve allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillah. Deyiver lan, dilin bunu alıştır bak. Ne söylüyor peygamber? Senin inandığın Muhammed Mustafa. Beleş yahu, beleş. Helal olsun adama, ne güzel dua etti yahu diyor bak. Bahha, bahha bu demek. Behve, vahve diyorsun ya. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersen daha çok güzel olur. Buhari'nin son hadisidir. İki kelime vardır. Söylemesi kolay. Allah çok sever. Mizanda sevabı çok ağırdır. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Buhari'nin son hadisidir bu. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Bunu söyle. Evet, şimdi atalarımız ne güzel insanlarmış. Namazdan sonra müezzin Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah dediriyor mu beş vakit? Bunlara dayanarak örf haline getirmişler. Cennete ağaç diker diyor bunu söyleyen. Cennetliktir, cennete ağaç diker. Bunu müezzin söylüyor. Ben söyleyeyim mi? Dinliyorsun ya. Dinlemek söylemek demektir. İmam okudu, sen okudun mu? Dinledin, onu okuyuşu senin okuyuşun oldu. Müezzinin okuduğu senin okuduğun. Dinledin mi böyle? Ama o Subhanallah derken sen yanında konuşuyorsun. Namazdan sonra nereye gidiyorsun? Yok, sen treni kaçırdın arkadaş.
Müezzin söylediğini duyacak, dinleyeceksin, okumuş sayılırsın. Gittin geldin, Sübhanallah, bilhamdi, Sübhanallah, lazım. Kazandın. Başka hadisler de var. Günde bir adam Sübhanallah ve bihamdi de 100 defa söylese, deniz köpüğü kadar günah olsa diyor, hepsini temizler. Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah ve bihamdi. Yolda giderken söyle. Abdestsiz söylenebilir. Ama tabii tuvalette söylenmez. Değil mi? Banyoda söylenmez arkadaş. Kötü yerlerde, pis yerlerde söylenmez ama yolda giderken söyleyebilirsin. Gelirken söyleyebilirsin. Adetli kadınlar da söyleyebilir. Bunlar tesbihtir, zikirdir, tahmiddir, söylenebilir. Kur'an okunamaz, Kur'an'a ellenemez, camiye girilemez adetliyken, cünüpken. Evet, ne güzel diyor, bunu söyledi. Bir, bunu söyleyene ne mutlu. İki, vel veledü salih yeteffa lil mer'il muslim fehtesibuhu. Ya evlenirken zengin olsun, köşeye döneyim düşünmesi yok. Ahlaklı olsun demiş. Kızla olan da ahlaklı olsun olmuş. Yakışıklı olsun, eyvallah, bulursan hayır mı dedik. Zengin olsun, eyvallah, bulursan senin olsun. Ama önce dini güzel, ahlak güzelini seçeceksin ki doğacak çocuklar da öyle ahlaklı, dindar olsun. Böyle evlenmişsin, besmeleyle yatağa girmişsin, helal mal yedirmişsin hanımına, helal mal yiyerek, helal lokma yiyerek rahmindeki çocuğu beslemiş, doğmuş, ezan okumuşsun sağ kulağına, sol kulağına kâmet getirmişsin, güzel at koymuşsun, dua etmişsin, helal lokmayla beslemeye gayret etmişsin, yanında kötü laflar etmemişsin, beddua etmemişsin çocuğuna. Evet, kelime telaffuz edince, cümle kurmasını öğrenince la ilahe illallah kelimesini öğretmişsin, kalbine ilk giren cümle o olmuş, iman kelimesi. 7 yaşında namaz alıştırmışsın, 10 yaşında sık götürmüşsün camiye, ondan sonra buluğa erince de kalk namaz kılacaksın demişsin, zorla götürmüşsün, kıldırmışsın, iyi iş sahibi yapmışsın, iyi terbiye yapmışsın, güzel evlat yetiştirmişsin. Baha baha, helal adama. Şimdi benim babama seninki yine ötüyor Süleymaniye'de söylüyorlar. Sana da diyorlar, senin oğlan Süleymaniye'de hadis dersi dinliyor. Haberin var mı? Seviniyorlar senin anan baban dedelerin. Haberleri var bundan. Ama şu anda herkes camide değil, değil mi? Kimisi meyhanede hop diye şarap içiyor, şarap, rakı içiyor. Onlara da diyorlar ki seninki meyhanede kafa çekiyor. Kimisi genel evde zina ediyor. Haber veriyorlar. Çok üzülüyorlar. Haber verirler. Okuduk hadisleri. Hepsine haber veriyorlar. İşte böyle arkasından hep dua ettiren, çocuk yetiştiren. Baha baha, vurdu gitti, kazandı gitti. Helal olsun. Diyoruz ya Türkçe'de, Efendimiz güzel evlat yetiştiren ana babayı böyle övüyor. Birincisi neydi? Peygamberimizin baha baha dediği Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sözünü hep söylüyor. Bir de veledi salih, güzel Müslüman evlat yetiştiriyor. Arkasından hep iyilik hasenet ediyor. Vurdu gitti, kazandı gitti hadisini Nesai, Tabarani, Ahmed İbn Hanbel, Sevban Hazretlerinden, Ebu Umame el-Bahili'den, Ebu Derda Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu Sevban Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisiymiş. Köle olarak düşmüş, azat etmiş. Ben gitmeyeceğim demiş. Ben sana hizmet edeceğim ya Resulallah. Peki demiş, evlat gel. Evlatlık değil. Ben gitmeyeceğim demiş. Serbestsin demiş. Hayır, ben gitmeyeceğim. Sana hizmet edeceğim. Sizin aileye. Evet, bu Sevban. Şimdi peygamber o kadar seviyor ki hep hizmet ediyor.
bir sefere giderken evladım demiş, sen kal evde, analarına hizmet edersin, işlerini görürsün. Çünkü bir sefere iki günde gelinmiyor ki. Gittim 5 ay sürüyor, 6 ay sürüyor. Kalmış, her gün peygamberi görmeye alışmış Sevban. Demiş ki, yahu göremedim, cız etmiş yüreği. Şimdi dünyada göremedim, ahirette ölünce hiç göremeyeceğim. Çünkü o peygamber. Ben bilse aslı köle olan bir sıradan bir adamım. Eyvah! Öldükten sonra peygamberi hiç göremeyeceğim diye üzüntüsünden yatağa düşmüş. Gelmiş böyle sapsarı, üfürsen yıkılacak bir deri bir kemik kalmış üzüntüsünden. Kalkamıyor. Sevban demiş, evladım neyin var? Bir şeyim yok ya Resulallah. Hayır demiş, bir şeyin olmasa böyle olur mu ya? Bir deri bir kemik kalmışsın. Ya Resulallah, beni sefere götürmedin. Senden ayrı kaldım. Ayrı kalınca ahiretteki ayrılık, sen peygambersin. Ben senin makamı erişemem. Ben işte bir köle aslı olan adamım. Bunları düşündüm. Üzüntümden eridim gittim ya Resulallah. Hüngür hüngür ağlıyor. Evet, ayet celiye nazil olmuş. Allah'ı ve Resulünü, Ebu Bekir Sıddıkları, Ömer Farukları sevenler onlarla beraber haşrolunacaktır. Ayeti nazil olmuş. Onun hatırına. Evet, peygamberi candan seven adam böyle eriyor işte. Sonra da böyle Allah tarafından tefsir, müjdeleniyor. Sevban Hazretleri böyle bir mübarek zat. Allah şefaatini bizim aile eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, ma'al Besmele-i Şerife. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Malik Yevmiddin, İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn, Sıratal Sıratal Lezîne En'amte Aleyhim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekellet ya Allah. Rahmanaleke zikrak ve inna ma'al usul usul. 11'er ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Kul huvallah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mustakim Sıratullah Zine Elhamdülillahi. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
La ilahe illa huvel azizul hakim. Sadakallahul azim. Subhan rabbiyal ali ilal vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ya Rabbi, dersimizi okuduğumuz Süver-i Celili rızan muvafık olarak kabul eyle. Hasıl olan ecü mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberlerin ervai paklerine, onların ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihar eden mü'min mü'minat rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına, özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstadlarının, bizleri yetiştiren üstadlarımızın, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin, bu aziz vatanı bize hediye eden şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimseler kalmamış garip müminlerin ervahına hediye iledik. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasene tebdil eyle. Allah'ım, günahlarımızı affeyle. Bize merhamet eyle. Bizi cenneti âlâna, firdevs-i âlâya dahil eyle. Bunu kazandıracak kamil bir iman nasip eyle. Amali salihâ işlememize lütfeyle. Bir an bile nefsi emmaremizin eline bizi esir etme ya Rab. Her yerde seni anan, seni zikreden zâkirlerden eyle. Nimetlerini görüp şükreden şâkirlerden eyle. Bizi kulluğa kabul ettiğin salih kulların arasına dahil eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.